Eşyanın kullanımı çok kolaydır. Eşyanın tamamı söz dinler. Gel de gelir, git de gider. Aslında normalde budur. Yani bak mesela burada biz buna yiyeceğim ben onu yiyeceğim. Mesela bak ben şimdi bardak geçenlerde söylemiştim. Şimdi ben bardağa gel diyorum. Ve geliyor bana. Ama Allah kolumu kullanıyor şu an. Vesile ediyor kolumu. Ben gel nasıl dedim ruhumdan diyorum değil mi? Yani kolum ne anlasın ya? Bak kol, kas bu, et, kemik. Bardağı getirmeyi nereden bilsin ya? Kola sen diyorsun ki bardağı getirir misin? Et kemik diyor ki derhal getireyim. Şimdi burada anlaşılmayacak bir şey var mı? Et kemik madde. Değil mi? Ha. Hiçbir şey yok bunda. Ama dediğini anında yapıyor. Değil mi? Et kemik bu. Bak diyorum ki ete kemiğe bana bu kolayı getir. Al getiriyor bak. Yaklaştır, yaklaştırıyor. İçir bana diyorum. İçiriyor. Geri götür diyorum. Götürüyor. Ama ben bunu içimden diyorum. Değil mi? Cennette de böyle. İçinden demen yeterli oluyor. Yani biz hani burada yürümeye içimizde niyet ediyoruz. Yürüme gösteriliyor ya. Aynısıdır yani. Mesela kolumuzu kaldırmak istiyoruz. Kolumuz kalkıyor. Sandalyeyi çekmek istiyoruz. Ama sebebe sarılıyoruz. Orada içimizden geçirmek yeterli. Yani sebebin anlamı yok. Çünkü zaten Allah yapıyor. Benim kolumu yapmıyor ki onu kol getirsin onu. Kol mu getiriyor bunu? Değil mi? Cennetteki sistem asıl doğru olan sistemdir. Buradaki şaşırtıcı ve harika olandır. Ama burayı tabii insanlar bence biraz özlerler dünyayı. Yani fakat tabii Allah'a da kavuştukları için çok zevkli. Fakat buranın nimeti yönü çok büyük. Yani buradaki o zorluklar falan çok çok kıymetli. Altın, elmas hep oradan gidiyor, dünyadan geliyor. Yani bir daha da öyle bir kazanma imkanı yok. Onun için burayı muazzam iyi değerlendirmek lazım.